Merhabalar sevgili izleyiciler. Özellikle üniversite tercihi yapmaya hazırlanan gençler, biliyorsunuz bu haftayı sizlere ayırdık. Pazartesinden beri okulları ve bölümlerini tanıtmaya çalıştık. O hafta içinde de duyursun yaptığımız gibi bugün de tercihlerle ilgili bir uzmanımız bizimle beraber olacağını söylemiştik. Şu anda bu uzmanımızla birlikteyiz ve sizin sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Hüseyin Öztürk, eğitim uzmanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mehmet Bey. Teşekkür ederim programımıza davet ettiğiniz için, Denizli'nin eğitimine katkı sağladığınız için, öğrencilerin ve velilerin kafasının karışık olduğu bu dönemde evet, o kafa karışıklığını bir nebze azalttığınız için ben size teşekkür ediyorum. Eyvallah, biz de çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyoruz. Özellikle söylediğiniz gibi gerçekten öğrencilerin tam şu anda kafasının evet, karışık aynen, olduğu bir dönem. O zaman biz onları biraz sakinleştirebilmek ve yol gösterebilmek adına nereden başlayalım konuya? Şimdi bu fırsat için tekrar teşekkür ediyorum. Ben eğitim danışmanlığı yapıyorum. 17 yıldır bu alanda çalışıyorum. Hep öğrencilere şunu söylüyoruz. Üniversite sınavı 3 etaplı bir süreçtir. Birincisi Mart ayında girmiş olduğunuz YGS'dir. İkincisi Haziran ayında girmiş olduğunuz LYS'dir. Üçüncüsü de tercih dönemidir. Şimdi bunu ben Kasım ayında ve Eylül ayında bir öğrenciye söylediğim zaman çok anlamsız geliyor. Diyor ki hocam tercih dönemi çok önemli değil ki diyor. İşte puanınız geliyor, 30 tane tercih hakkınız var, herhangi bir yere gidersiniz diyor. Ama onu diyen çocukları şimdi görüyorum, geliyorlar tercih yapıyoruz. Diyor ki hocam hakikaten bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Meğerse en önemlisi üçüncü kademe. Bana deseydiniz ki işte şu kadar test çöz, şu kadar soru bitir, şu kadar deneme sınavına gir, hiç sorun değil. Ama akşamleyin tıp olarak yatıp sabah mühendis olarak kalkınca, akşamleyin Ankara olarak yatıp sabahleyin İzmir olarak kalkmak cidden hem ailelerde hem de çocuklarda ciddi bir travma. Şimdi düşünün kendinizi 3 gün boyunca X bölümüne adapte ediyorsunuz. Baba düşünüyor. Evet o üniversite olur, bu bölüm olur, iş noktasında şunları yaparız. Üçüncü gün sonunda birisi size diyor ki o alanda çok iş yok diyor. Sen bunu yap. Bir anda sistem tekrar değişiyor. Velilerimizde gerçekten ciddi manada bir sıkıntı. Öğrencilerimizde ciddi manada bir kafa karışıklığı. Denizli şu yönüyle çok şanslı Mehmet Bey. Gerek milli eğitimimiz gerek özel eğitim kurumlarımız bu dönemde mesela rehber öğretmenlerin hiçbiri şu anda tatil yapmıyor. Bütün rehber öğretmenler milli eğitimin belirlemiş olduğu okullarda şu an tercih yapıyorlar. Yani milli eğitimin okullarında şu anda rehber tabii, öğretmenleri. Tabii. Yani kafa karışıklığı yaşayan velilerimiz milli eğitimin sitesinden evine en yakın olan okul neresiyse orada en az 4-5 tane rehber öğretmeni görerek, rehber öğretmene danışarak çok rahat sağlıklı bir tercih yapabilir. Milli eğitimin dışında özel sektör dediğimiz özel okullar ve dershaneler de zaten bu dönemde yoğun bir telaşe vardır. Bu dönemde hiçbir dershane öğretmeni, hiçbir özel okul öğretmeni zaten tatil düşünmez. Tüm gayret, çaba bu öğrencilerimizin sağlıklı bir tercih yapabilmesidir. Çünkü Denizli'nin öğrencisi çok kıymetlidir. Denizli'nin öğrencisi çok değerlidir. Bunu ÖSYM'nin yapmış olduğu deneme sınavlarında veya ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda ki il skorumuz zaten bize gösteriyor. En kötü ihtimalle ilk üçe giriyoruz. Doğru. Biraz evvel de ilginç bir şey söylediniz. Gece tıp olarak yatıyor, evet, sabahleyin de mühendis olarak kalkıyor. Şimdi Mehmet Bey maalesef bu bir handikap. Yani gönül evet, isterdi ki eğitim seviyemiz, eğitim sistemimiz ta böyle işte 5. sınıftan 6. sınıftan itibaren çocukların ilgi yetenek sınavlarına göre sen işte şu alanı okuyabilirsin, sen şunu 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 yapabilirsin diyebilseydi. Ha bunu biz ilk 9. sınıfta söyleyebiliyoruz. Veyahut da kendisi öğrenci kendisi görebilmiş olsaydı. İşte ama 17 yaşında bir ergenlik dönemi yaşayan, iki telefon arasında bile seçim yapamayan ki Z kuşağı olmasına rağmen bir gence diyorsunuz ki 40 yılını belirle. Şimdi gençlerin tercih yaparken kendileri mi tercih yapıyor, aileleri mi derseniz bana %80 aileleri tercih yapıyor. Şu anda durumu. Tabii. Ailelerin de baktığı marş şudur, kriter şudur. Bundan çıktığımız zaman iş bulabilir miyiz? İş bulduğumuz zamanki maddi katkı ne olur? Yani aylık ne kadar kazanabilir? Çocuk tam tersini düşünüyor. Mesela çocuk diyor ki daha entelektüel düşünebiliyor. Ben diyor şu alanda daha yetenekliyim. Ben aslında bunu daha çok seviyorum ama aileleri burada böyle bir çatışması var. Ama Türkiye'yi dikkate aldığımızda evet sanki ailelerin tedirginlikleri, sıkıntıları biraz daha gerçekçi ve olması gereken. Gönül isterdi ki yeteneklerini tanıyalım. O yeteneklere göre üniversitede bir eğitim alsın ve başarılı olsun. Şu da bir gerçek. Şimdi velilerim bana diyor ki hocam tamam bu bölümü bitirdik. Ne olacak? Ben de diyorum ki çok bir şey olmaz. O zaman niye okuyor diyor. Şunu bir defa veli ve öğrencilerimizin bilmesi lazım. Üniversite insanlara sadece bir titir ve meslek kazandırır. Ama o meslekte bir iş ve işçi bulma kurumu gibi size şundan sonra burayı bitirdikten sonra şu işleri garanti ediyoruz. Böyle bir süreci yok. Yani velilerimizin ve öğrencilerimizin bunu bilmesi lazım.
Evet. Üniversite sana bir diploma verir. Der ki sen hukuk diplomasını aldın. Türkiye sınırları içerisinde avukat olabilirsin. İşte hakim savcılık sınavlarına katılabilirsin. Ama yarın avukat olduğunuzda ben az kazanıyorum veya iş bulamıyorum. Buna karışmaz. Velilerimizin bunu bir bilmesi lazım. Evet, gerçekten güzel bir konuya temas ettiniz. Aslında bu başlı başına bir konu. Kesinlikle hocam. Yani başka bir programda. Keşke bu noktaya gelmeden tüm velilerimiz, tüm öğrencilerimiz, işte biraz önce onu söylüyordum. 9. sınıfta böyle bir ayrım yapıyoruz. Yani çocukları orada artık sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümlerine yönlendiriyoruz. Orada zorunlu bir herhalde galiba. Keşke yani ondan sonra mesela bir 11 dedi. Sayısalda kendi içerisinde. Hukuk, tıp mı ister, mühendislik mi ister, eşit ağırlıksa işte hangisine yatkın, PDR, psikoloji, hukuka mı yakın? Bunları da böyle bir ayırabilsek en iyi ayrım 9'da başlıyor. Ondan sonra maalesef sayısal olan öğrencinin önüne siz atıyorum 80-90 tane meslek koyuyorsunuz. Ve bu mesleklere diyorsunuz ki 15 gün içerisinde karar ver. Evet. Şimdi çok farklı şeyler. Çünkü bir meslek Mehmet Bey, lise öyle değil. Mesela bir X lisesinde mezun oldunuz. Bu ölene kadar sizinle devam etmez. Ama meslek cilt gibidir, deri gibidir, üstünüze yapışıp kalıyor. Meslek evet. O kadar önemli ki nerede yaşayacağınızı, büyük şehirler, kasaba, nerede yaşayacağınızı belirliyor. Çevrenizin nasıl olacağını belirliyor. Kimlerle muhatap olacağınızı belirliyor. Asgari geçim. Örneklendirelim isterseniz. Mesela diyelim ki uçak mühendisi oldunuz. Örnek. Denize gelme şansınız yok. Ben mesela, diyorum ki kendi dostlarımla konuşurken bunu söylüyorum mesela. Uçak mühendisi oldunuz. Senin denize gelme şansın yok. Kesinlikle. İlçeye gitme şansın yok. 3 ilin dışında bir yere gidemezsin. Evet, bir de tabii. İl tercihi yani. Tabii ki. 3 il. İstanbul, Ankara, İzmir. Bunları tercih edebilirsin. Evet. Buralarda da iş bulma durumu, yaşam standardı, oranın kirası, şunlar bunlar düşünmek lazım. O örneğin veterinerlik. Evet, o anlamda da önemli değil mi? Yani tabii verdiği seçtiğimiz bölüm veya seçtiğimiz meslek bizi bunu seçiyorsunuz aslında. Nerede yaşayacağımızı gösteriyor. Bunu seçiyorsun aslında. Yani meslek seçerken bunu seçiyorsun. Örneğin veterinerlik. Ama öğretmenlik dersek o şey değil yani Türkiye'nin öğretmenlik, her tıp, evet her tarafta stabil. Herkesin bildiği, ne olduğunu bildiği, mutlaka ailesinde, komşusunda, mutlaka çevrede bir öğretmenin olduğunu, az buçuk asgari durumunu bildiği bir meslekten bahsediyoruz. Örneğin onu biraz niye önce öğretmenlik dedim, siz veterinerlikten örnek verecek. Şundan söyleyeceğim. Hani ben kız erkek eşit oranda olabilirim. Kızlar da seçtiği için. Tam da onu soracaktım. Son yıllarda. Seçimim var mı artık son yıllarda? Şimdi mesela veterinerlik bu kasabada olabilecek bir iş. Şimdi bunu dikkate almanız lazım. Yani veterinerliği seçen birisi tamam evi denizde olabilir ama sen kasabada iş yapacaksın. Denizde oturup veteriner olup da para kazanma durumu çok yok. Köyü, kasabayı, kenti gezmen gerekiyor. Ailenin durumu, nerede yaşayacağınız, ne kadar kazanacağınız bunların hepsi meslek seçerken önemli. O yüzden 15 gün içerisinde bütün aile... akrabayı talukat, bir panik havasında nereye gitse acaba? Bak biz duyduk şu meslek daha iyiymiş, biz duyduk şu üniversite daha iyiymiş tarzında. Böyle habire bir bilgi pompalaması var. Çocuğun kafası resmen karışıyor. O yönüyle gerçekten şu tip programlar, özellikle bilir kişilerin ağzından çıkanları duyup ona göre tercih yapması adına çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. O zaman nereden başlamalı öğrenci tercihini? Mesela bazı yanlışlar diye benim adlandırdığım durumlar var. Öğrenciye sorduğunuzda diyor ki işte nerede okuyacaksın mesela ne okuyacaksın? Hı hı. İstanbul'da okuyacağım. Evet. Şimdi ilk önce seçimin yanlış yerden başlıyor gibi geliyor kesinlikle. Bana. Yani aslında benim orada duymak istediğim şey işte ben inşaat mühendisi olacağım. Hı hı. Ben makine mühendisi olacağım. Ben tıp okuyacağım demesi gerekirken işte İstanbul'da okuyacağım diyor. Aynen. Bu sizce de nasıl? Şimdi şöyle oradan başlayalım. Bir sonuçlar geldi. 6 tane puan türünde sonucumuz ortada. Ben nereye gitmeliyim? Bir, işte barajlar var. 140 barajının altında aldıysan sen meslek lisesinde okuyorsan sınavsız geçişten bir yere gidebilirsin. Başka bir de bir şey yapamazsın. 140 ve 180 arasında bir puan aldıysan 2 yıllık bir bölüm yazabilirsin veya açık öğretimden 4 yıllık tercih yapabilirsiniz. Ama 4 yıllık normal, örgün bir eğitim, örneğin Pamukkale Üniversitesi sınıf öğretmenliği tercih edemezsin. Puanı 180'in altıysa. 180 ve üstüyse 4 yıllık, 6 yıllık bölümleri tercih edebilirsin. Öncelikle buna bir bakacak. Geldik diğerine. Şimdi eskiden bir üniversitenin tüm bölümleri çok iyiydi Mehmet Bey. Yani siz X üniversitesini belirlediğiniz onun altındaki 30-40 tane üniversite presentable'dı. Çok iyiydi, prim yapıyordu. O diplomayı gösterdiğiniz zaman altındaki bölüme çok dikkat etmiyorlardı bundan 8-10 yıl önce. Ama artık üniversite, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan ranking sıralamalarında sizin çok iyi bildiğiniz bir üniversitedeki bölüm, X bölüm, bölümündense daha altlardaki bir üniversitedeki o bölüm daha önemli. Yani ODTÜ'deki atıyorum
ODTÜ'deki mimarlıktansa, bu tamamen örnek olsun diye söylüyorum. Evet. Şimdi ODTÜ'nün bütün bölümleri iyidir. Evet, normalde böyledir ama artık bu değişiyor. Diyor ki İTÜ mimarlık daha iyidir ranking sıralamalarına göre. Nedir ranking sıralaması? O bölümdeki öğretim üyesi sayısı, o bölümdeki öğretim üyelerinin titri, kaç tane yardoç var, kaç tane doç var. O bölümdeki öğrencilerin puanları, o bölümdeki hocam, bitirdikten sonraki iş durumu. Lafınızı bağlı bölmüş olacağım. Çünkü bunu sık sık yapacağız herhalde. Bugün öyle olacak. Bugün öyle olacak. Öğrencimizin, öğrencilerimizin soruları var. Tamam. İsterseniz de bir dinleyelim, cevaplandırmaya çalışalım. Bir öğrenci velisiymiş. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler. Muğla Milas'tan arıyorum. Muğla Milas'tan arıyorsunuz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz. Bu oğlum tercih yapacağız. Denizli Pamukkale Üniversitesi için. Evet. Mimarlık bölümünün geçen yıl açıldığını, bu sene ikinci kayıtlarını yapılacağını ama buradaki olan genelde öğretmenlerden aldığımız işte eğitim kadrosu yetersiz olabilir. Devamını onu alamadık araştırmanız ama, lazım. Velimizi. Gibi böyle bir şey olunca ben en yetkili ağızdan onu bilgi almak için dedim. Ben bir arayayım, sorayım. Bu konuda eğer bilgilendirirseniz çok mutlu edersiniz bizi. Ve teşekkür ederim yani şey yaptığınız için. Sevgili... Yardımlarınız için çok sağ olun. Baştan alabilir miyiz sevgili izleyicimiz? Sistemde bir arıza oldu. Şimdi Deniz Pamukkale Üniversitesi'nde mimarlık için tercih yapma düşüncemiz vardı. Evet. Buradaki eğitimcilerden aldığımız bilgiye göre geçen yıl ilk kayıtlar yapıldığını, eğitim kadrosu belki tam yeterli olmayabilir diye böyle bir duyum alınca ben en yetkili ağızdan olarak sizden bu konuda bilgi almak için aramıştım. Anladım. Hüseyin Bey var mı bizim payla bilgimiz? Kapatın konuşalım. Tamam. Uzmanımız sorunuzu cevaplandıracak. Başarı beyefendi. Sırasını, öğrencinin başarı sırasını alabilir miyiz beyefendi? 32.000. MF4'te 32.000. Evet. Doğru mudur? Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet. Oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi bu öğrencimiz geçen yıl Pamukkale Üniversitesi en son aldığı, bu arada onu da söyleyelim. Üniversite tercihi yaparken öğrencinin elinde iki veri var Mehmet Bey. Evet. Bir puan, bir de başarı sırası. Yani diyor ki siz 100 puanla Türkiye'de 2 milyon öğrenci bu sınava girdi. Bu 2 milyon içerisinde 38.'siniz. Örnek. Evet. Dolayısıyla biz tercih yaparken sağlıklı tercih yapmak istiyorsanız hangi puan türünde nereyi istiyorsanız onun ve sizin başarı puan başarı sıralarını karşılaştırmanız lazım. Bu örnekten gidelim. Şimdi bu öğrencimizin mimarlık MF4 puanıyla alıyor. Çünkü sayısal kendi içerisinde 3 puana ayrılıyor. MF1, MF2, MF3, MF4. 4 puanı pardon. Hı hı. Tıp işte MF3 içerisinde mimarlık MF4 puan türlerine dikkat edecek. Mimarlık MF4'le alan bir bölüm. Pamukkale Üniversitesi geçen yıl 39.600. öğrenci almış. 2 milyon öğrenci içerisinde 39.600. Bizim öğrencimiz 32. %95 ihtimalle öğrencimiz bu bölüme yerleşebilir. Gelelim diğer sorusuna. Şimdi Türkiye'de bir fakülte açılırken asgari olması gereken eğitim kadrosu zorunludur YÖK tarafından. O bölümde bölüm başkanı olarak bir profesörün altında şu kadar doçentin, şu kadar yardımcı doçentin olma zorunluluğu vardır. Bunlar olmadan hiçbir bölüm, hiçbir fakültenin açılma şansı yoktur. Dolayısıyla Pamukkale Üniversitesi mimarlıkta bu anlamda kendini ispat etmiş, rüştünü ispat etmiş. Nereden biliyoruz? Geçen yıl almış olduğu sıralamadan biliyoruz. Kalitesiz bir bölüm olsaydı zaten 40 binlerde, 50 binlerde bir yerde olurdu. Bu anlamda gönül rahatlığı içerisinde yazabilirler. Ama yine de birebir görmeleri ve bilmeleri adına en güzeli hangi üniversiteyi istiyorsa ister onun internet sitesinden isterse birebir gelip görüşme şeklinde veya da telefonla bilgi alabilir. Ama Türkiye'nin neresinde hangi üniversite olursa olsun belli asgari müştereklerde belli asgari sayıda illaki akademisyen olma zorunluluğu vardır. Evet. Dolayısıyla şu iyidir şu kötüdür deme şansımız yok. Tamam, o şekilde o izleyicimizin sorusunu cevaplandırmış olduk.
Oraya geliyordum, onu konuşuyorduk. Onu bol bol artık oraya not alacağım. Nerede kalmıştık diyeceğim size. Aynen. Şimdi tercih yaparken en önemli kriter 180 puanı aldınız siz. Evet. Barajı aştınız. Başarı sıranıza bakacaksınız. Başarı sıranızla geçen yıl o üniversite kaçıncı sırada almış ona göre bir tercih yapacaksınız. Mesela biraz evvelki örnekte olduğu gibi. Sizin sorunuzdan hareketle bir, üniversite mi şehir mi seçilmeli? Üniversite mi seçilmeli, meslek mi seçilmeli? Burada birinci sırada bakacağınız şey sizin meslek. Meslekte de soru mu geldi? Evet, sorumuz var. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler. Ben Aydın'dan arıyorum. Aydın üniversite öğrencisiyim. Bu yıl tercihlerimi yapacağım. Evet. Başa Pamukkale Üniversitesi okul öncesini yazdım. Evet. Evet. Okul öncesi birinci normal öğretim tutmuyor. İkinci öğretimi yazdım. İlk tercihe. Benim sıram 137 bin. Okul öncesi ikinci öğretim 143 bin ile kapatmış bu yıl. Hani öğretmenlikte ne olur acaba bu yıl sıralama? Evet. İsim neydi? Hani düşer mi? Efendim? İsim neydi? Samet. Samet Bey, sizin başarı sıranız 137 bin mi? Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Peki. Şimdi uzmanız cevaplandıracak. Geçen yıl 143 bininci kişi almış. Öğrencimizin 137 bin. Arada 6 bin öğrenci var. Başarı sıralarında afaki çok fazla oynama olmuyor. Evet. Son yıllarda. Sadece hangi alanda oynama olabilir? Bir alan ciddi manada popülaritesi artmaya başlamışsa, örneğin aktüerya gibi, örneğin PDR gibi, örneğin tıp gibi. Belli alanlarda bakıyorsunuz çevrenizde 10 öğrencinin sayısı altsa, 8 tanesi tıp söylüyorsa şunu bilmelisiniz. Tıp geri gelmeyecek, ileri gidecek. Okul öncesi o tip öğretmenlik programlarında da bir KPSS'deki alıma bakmak gerekiyor. Kaç puanla alıyor? Mesela 90 puanla alıyor. Bu şu demektir. Çok fazla yığılma var. Seçerek almaya başlamışlar. Okul öncesinde siz 70 puanla alın başlamış mesela. En son giden 70 puanla gitmiş. Ha demek ki okul öncesinde yığılma yok. Dolayısıyla talep edilebilir. Üniversitelerin puanlarının artması ve azalması tamamen öğrencilerin yüklenmesiyle doğru orantılıdır. Yani arz talebe göre değişir. Bu kalem 5 liradır. Bir kişi istiyorsa 5 liradır. 15 kişi istiyorsa 30 liraya çıkar. Bölümler böyle. Ama geçmiş yıllardaki okul öncesinin puanlarına baktığımız zaman Mehmet Bey çok fazla iniş çıkış olmamıştır. Dolayısıyla %95 ihtimali 137 bindeki bir öğrenci 143 binlik bir yere girebilir. Tamam, bu kardeşim için evet. Sıkıntı yok. İstiyorsa, ikinci öğretimde düşünüyorsa tabii. Evet. Burada ikinci öğretimlerle ilgili bir şey söyleyelim mi? Hocam, sorumuz var. Tekrar sorumuz var hocam. Alo. İyi günler. İyi günler. Merhabalar, hoş geldiniz. Ya benim sıralamam bayağı bir yüksek. Tabii, buyurun. 450 bin civarı. Hangi puan türünde? TM1. TM1, evet. Ben işletme bölümlerine baktım da 440 binli alanlar var. Hı hı. Ben onlara ilk sıralamayı yazsam hani bir çıkma ihtimali olabilir mi acaba? Gelme ihtimali olur mu? Siz 440 bin, 450 bindesiniz. 440 binlik yerler mi kılavuzdan baktınız? Aynen. Tamam. Aynen. Tamam. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Şimdi kendi puan türünde 450 bin olan bir öğrenci 440 binlik bir yer gelir mi diyor. İşletme gibi bölümlerde gelir. Neden? Çünkü stabil bir bölümdür. Çok fazla oynamanın olmadığı bölümlerdir. Hatta kısmen iktisat, işletme, maliye, ekonometri gibi bölümlerde son yıllarda biraz da düşüş var. Bunu da dikkate alırsak 440 bin olan bir öğrenci 450 binlik pardon 450 bin olan bir öğrenci 440 binlik bir yerde %60-70 gelme ihtimali var. İşletme bölümü olduğu için söylüyoruz. Çünkü orada açık öğretimde de işletme bölümü olduğundan dolayı öğrencilerde şöyle bir psikoloji oluşmaya başladı. Hani madem açık öğretimde de işletme var, o zaman benim örgün olmama gerek yok. Örgün bir üniversiteye gitmeme gerek yok. Ben çalışırken de işletme bölümü, işletme diploması alabilirim. Bunun söylemi açık öğretimde o bölümlerin, ekonomiyle ilgili bölümlerin olması normal üniversitelerin örgün, işletme, iktisat, kamu, maliye gibi bölümlerini kısmen puanını düşürüyor. Düşürdüğü için de bu öğrencimizin girme şansı çok yüksek. Yani örgünü de girebilir. Kesinlikle. Yani 440 binlik bir yere girebilir. Evet hocam, devam edelim. Şimdi ben mesleklerle ilgili konuşuyordum. Önce öğrencinin mesleğe bakması gerekiyor. Bu mesleğin şartları nedir?
nasıl yapılıyor bu meslek? Mesela bir hukuk. Hukuk zannediyoruz ki biz. Ben öyle zannediyordum küçükken. Hı hı. Şimdi bakıyorum öğrencilere de aynı formatta. Amerikan filmlerindeki avukat gibi görüyor kendini. İşte gidecek böyle artistlik yapacak oradaki jüri üyelerini. Böyle bir şey yok. Böyle evet. bir dünya yok. Öncelikle seçeceği meslekle ilgili zamanı varsa mutlaka o alanda iş yapan en az 3 kişiye danışmalı. Bakın en az. Evet. Şimdi çok kritik bir şey seçiyoruz Mehmet Bey. Biraz önce de söyledik. Resmen derimiz gibi yapışıyor üstümüze. Artık sizin isminizden de önde geliyor mesleğiniz. Ne diyor mesela? Avukat işte X, diş hekimi Y tarzında, işte doktor bilmem Z tarzında. İsminizden de önde gelen bir olayı 16 günde seçmeniz gerçekten bir garabet. Madem böyle bir durum var, o zaman siz ne yapacaksınız? Belirlediğiniz mesleklerle ilgili en az 3 o alanda iş yapan en az 3 kişiye bunu sormanız lazım. Sordunuz mu? Evet. Kafanıza yattı. Zorluklarından bahsettiler. Gelecekte bu iş yapıp yapmıyor mu? Tercih danışmanları. Bizim işimiz o zaten. Yoksa internetten de tercih yapabilirsiniz. Bunun gelecekteki durumu ne olabilir? İş bulma olasılığı ve kazancı ne olabilir? Bunları belirledikten sonra da geriye şehir ve üniversite kalıyor. Evet. Şehirde de şuna bakacak. Ailenin maddi durumu. Örneğin büyük şehirlerde bir öğrencinin aylık maliyeti 1000 TL iken Anadolu'da bir şehirde 500 ile 700 arasında değişir. Ama büyük şehirler ve büyük üniversitelerin olma zorunluluğun olduğu bölümler var Mehmet Bey. Örneğin evet. tıp fakültesi her yerde okunmaz. Yani büyük şehirde şansınız varsa tabii ki orada okuyacaksınız. Mühendisliklerde tabii ki üniversite ve şehir çok önemlidir. Ama bir öğretmenlikte, bir sınıf öğretmenlikte Marmara'da okumanızla Denizli'de okumanız arasında bir fark yok. Tamam. Hocam tekrar bir bilgi koyuyoruz. Bu arada ben sorularımı neyse sonradan buyurun. Gerçi eksik olmayın. Yani eksik sizin için de zor olacak ama böyle hatırlamak. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun sorunuzu alalım. Mühendisler hakkında bilgi alacaktım ben ama. Mühendisler hakkında bilgi almak istiyorsunuz. Çok ucu açık anladık? Bir süreç. Doğru mu anladık? Mühendisler hakkında. Hangi mühendislik özellikle? Aklında olan bir mühendislik var mı? Onun üzerinde konuşalım. Mühendislikler çok biliyorsun. Bilgisayar, endüstri ve elektrik elektronik. Hı hı. Evet tamam. Puanı soralım mı? Başarı sıran MF4'te alabilir miyim? 125 bin. Özel üniversite, vakıf üniversitesi düşünüyor musunuz? Yok, düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler bağlandığınız için. Bir de bir sorum da olacaktı. Tabii ki. Kendi Eskişehir'de, kendi şehrimizde metalürji ve malzeme mühendisi tutuyor. Sırf şehir için acaba orayı yazsam mı? Çift ön dal yapma olanakları falan... Kolay mıdır? Evet. Bir daha alayım. Malzeme mühendisliğini düşünüyorsunuz? Metalürji, maden mi? Kendi şehrimde tuttuğu için. Tamam. Daha sonra? Çift ana dal yapma imkanı kolay mıdır? Yan ana dal. Dal. Çift ana dal. Çift ana dal. Tamam. Hı-hı. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi isterseniz şuradan başlayalım mı? Teşekkürler. Sorunuzu cevaplandırmaya çalışacağız. Mesela bu genç kardeşimizin kafası oldukça karışık, hı-hı, değil mi? Kesinlikle. Yani bugün i̇şte olmaması bu. Evet, değil mi? Gereken bir şey. Aynen, bu programın her gün olması gerekiyor. Mehmet Bey anca evet, öyle olur. Evet, evet, dedim evet. ya biraz önce, Milli Eğitim'deki hocalarımız zaten bunu yapıyor. Önce şuradan başlayalım. Mühendisliklerle ilgili sevgili öğrencimiz 3 bölüm bahsetti. Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve elektrik mühendisliği. Şimdi erkek egemenliğinin olduğu meslekler var. Bir bayanın yapamayacağı meslekler var. Fıtraten yapamayacağı. Onu zorlanabileceği, kariyerinin ileride evlilikten dolayı, çocuktan dolayı kesintiye uğrayabileceği meslekler. Evet. Şimdi şu 3 meslek dalında en yakını bir bilgisayar yazabilir. İkinci sırada endüstri yazabilir. Üçüncü sırada elektrik yazabilir. Ama önceliğini bilgisayar olarak yazmalı. Hocam yine sözünüzü keseceğim. Bunu cevaplandırmak üzere bir telefonumuz da var. Telefonları tamam. meşgule almamak adına. Tamam. O sorumuzu alalım. İkisini beraber cevaplandıralım. Alo. Alo, yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben TM1'den 335 bininci oldum. TM kaç? TM1. 335 bin. Evet. Nereyi düşünüyorsunuz? Ben işletme düşünüyorum. Tamam. Veya turizm işletme. Aklımda da Antalya, Fethiye ve Muğla var. Antalya, Fethiye ve Muğla. 335 bin TM sıranız var. Doğru mu? 335 bin. Denizli'de düşünüyorum bu arada. Tamam. Bir de kafamı karıştıran bir husus da belirteyim hemen. Alaaddin Çeykubat Üniversitesi diye yanılmıyorsam yeni bir üniversite açıldı. Evet. Bu özel midir, devlet midir, hala Akdeniz'e bağlı mı yoksa yeni bir üniversite mi? Hı-hı. Tam bundan emin olamadım. Hı-hı. Aydınlatırsanız da çok sevinirim.
Tamam. Teşekkür ediyoruz. Nereden aradınız bizi? Ben teşekkür ederim. Telefonda mı acaba arkadaşımız? Telefonda mıyız? Tamam. Bir sorumuz daha var hocam. Gerçi telefonumuz da geliyor ama. Face'den bir soru alacağız. Alo. 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 Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Ben TM3'te 72 bindeyim. Marmara Üniversitesi'nde sosyoloji bölümü düşünüyorum ama hani bölümün geleceğiyle ilgili çok fazla bir bilgim yok. Onun hakkında bilgi alabilir miyim? Bizi nereden arıyorsunuz? Denizli'den. Denizli'den. Sosyoloji bölümü hakkında mı bilgi istiyorsunuz? Evet, sosyoloji tamam. bölümü hakkında. Tamam, teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, isterseniz sorularımız birikti, onlara bir cevap verelim. Evet, bir sorumuz daha var hocam, bunu da atlamayalım. Bu öyle birkaç mi? Günden beri bize Face'ten ulaşmaya çalışıyor. 113.631 başarı sıralaması. Hangi puan türünde? Sorusu şu şekilde, başarı sıralamasıyla payı hemşirelik yazmak istiyorum, gelir mi? Askeri hemşirelik mi, sivil hemşirelik mi diye bir soru sormuş. Hı-hı. Yağmur Tosun. Şimdi hangi üniversitenin kamu, hanginin özel olduğunu zaten kılavuzda çok rahat öğrencilerimiz görebilir. Tercih yaparken de çıkar. Aliyettin Köygübat'la ilgili söylüyorum. O çok basit yönlendirdiğimiz için geçelim. Asıl önemli olan biraz önceki metalürji ve malzeme mühendisliği ile ilgili. Metalürji ve malzeme mühendisliği özellikle çelikhanelerde, dökümhanelerde çalışmayı zorunlu kılar. Yani siz haddhanelerde, dökümhanelerde, izabelerde çalışmanız gerekiyor. Şimdi öğrenci bu ortamı bir defa bir görmeli. Eskişehir'de yanlış hatırlamıyorsam. Eskişehir'de de bu anlamda çalışan yerler de var. Denizli'de de çok o anlamda. Kendisi yani bir bayanla bir o ortamı bir defa kıyaslamalı. Bence çok uygun değil. İkincisi ben oraya gidersem çift anadal yaptığımda başka bir alanda. Çift anadal şu Mehmet Bey. Aynı süre içerisinde eğer üniversite imkan sağlamışsa siz Pamukkale Üniversitesi'nde sosyoloji okurken aynı zamanda da okul öncesi okuyabiliyorsunuz. Eğer üniversite buna imkan tanımışsa diyorum örnek. Hı. Ama 4 yıl içerisinde 2 fakülteyi bitirmek birazcık zor. Yani öğrenciyi zorluyor. Bu şu anlama geliyor. Vize ve final döneminde normal bir bölümde kaç sınav var? 10 sınav. Siz 20 sınava gireceksiniz. Finalde yine bir 20 sınava gireceksiniz ve bu bölümler tamam her ne kadar genetik olarak birbirine yakın olsa da farklı dersler ve farklı hocalar giriyor. Altından kalkılması herkes için yani birçoğu için zor olan bir süreç, iyi düşünülmesi gerekiyor. Değilse yani iki cami arasında kalan beynamaz misali ikisinden de olma ihtimalimiz var. Bu yan anadal 4 dönem olarak mı? Tabii. Yan anadal 2 yıl 2 dönem. Yan anadal daha doğrusu 4 dönem 2 yıl. Çift anadal 8 dönem yani 4 yıl. Öğrencimiz bize çift anadalı soruyor. Diyor ki ben metalürjiyi bitirirken aynı zamanda da elektrik mühendisliğini okumak istiyorum. O zaman Türkçesi şöyle yapıyor. Bu. İkinci sınıfa kadar metalürjiyi okuyor. İkiden yok sonra, birinci sınıftan sonra. Birinci sınıftan sonra tabii. Mi? Üniversite buna imkan tanıyorsa. İki yılda da yan anadalı bitirmiş. Yandan bitirebilir. Öğrencimiz çift anadal dediği için ben diyor aynı süre içerisinde iki tane 4 yıllık fakülte bitirebilir miyim? Hı hı. Bitirebilir. Buna imkan var ama zorlar. İyi tamam. düşünmesi gerekiyor. Tamam, çok iyi çalışması. Aynı. Şimdi TM1 335 binli işletme isteyen arkadaşımız vardı. Hemen onunla ilgili programımıza bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam işletme demişti. Evet. Hocam biraz evvelki hemşirelikle ilgili sorumuz bir ilave var. Bu sorudan sonra ona bakalım. Hı-hı. İlave bilgi göndermiş. Tamam. Pamukkale istiyor değil mi? YGS 2 sıralaması ayrıca GATA hemşirelikte 110 binden alıyor. Ben MF3 ile 105 bindeyim. Hı-hı. Lütfen cevaplayın diye bize mesajı var. Şimdi hemşirelik YGS 2 puanıyla Pamukkale Üniversitesi'nde bu öğrencimiz 113 bin miydi YGS'si? Evet 113.631. YGS'si 113 binse 130 binle almış Pamukkale Üniversitesi'ne rahat rahat yerleşebilir. Hocam. Tekrar sorumuz. Evet tekrar sorumuz var. Cevaplandırmış olduk mu? Yani Pamukkale Üniversitesi'ne yerleşirim diye soruyorsa yerleşiyor.
Tamam. Ama sivil mi, asker mi olsun diye bir soru da ilave vardı. Bu tamamen fıtrata doğru orantılı. Eğer siz GATA'yı bitirdiyseniz genelde askeri hastanelerde çalışacaksınız. Bu da tayine tabi olmak demektir. O zaman devam askeri edelim. Personel mevzuatına göre tabii. Hı. O zaman siz GATA'dan mezun olduktan sonra zorunlu tarzda, yani zorunlu olarak işte nerede? Van'da askeri hastane var, GATA var, işte İstanbul'da var. Buralarda çalışma zorunluluğunuz var. Tamam. Benim için sorun değil, çalışırım diyorsa tabii ki askeri hastane GATA daha iyi bir eğitim verir. Çünkü dalı o olduğu için, sağlıkla ilgili bir bölüm olduğu için. Tamam. Ama yok ben sivil okuyayım, rahat edeyim diyorsa çok rahat Pamukkale Üniversitesi'ne yerleşebiliyor. Evet. Teşekkürler. Bir sorumuz varmış hocam. Onu da alalım. Alo. İyi günler. İyi günler. Ben endüstri mühendisliği istiyorum. Evet. Elektrik mühendisliği. Endüstri. Endüstri. Tamam. Son yılların moda mesleği. 190 bin sıralamam. Evet. Hani riskli baktığınızda tercih yaparsam gelir gelmez ihtimal de yeni açılan üniversiteleri falan göz önünde bulundurursam hani onun ihtimali. Siz listeden baktığınız şekliyle neresi geliyor? Mesela riskli dediğiniz yer. Yani net olarak bir yer geliyor demem. Ama sadece şansa deneyeceğim yani. Gelme ihtimalini düşünerek hani. İlk yılınız mı, ikinci yılınız mı? İlk yılım. İlk yılınız. Tamam. Endüstri mühendisliği 190 binde ona cevap verelim. Evet. Bu sorumuz hanımcığım, sorumuz da var mı? Evet vardı. Tamam. Bir işletmeyle ilgili arkadaşımız evet, 335 bininciyim demişti. Mesela Muğla gelebilir mi demişti. Muğla gelebilir Mehmet Bey rahat tamam. bir şekilde. İşletmeyle ilgili Ege bölgesinde işte Aydın'dır, Denizli'dir, Muğla'dır. Bu bölümleri yazarsa eğer işletme istiyorsa o sıralamada gelebiliyor. Son arkadaşımızın endüstri mühendisi olarak bakalım. Tamam. Bir telefonumuz daha varmış. Sonra bakarız. Siz telefonu evet siz yazarken. Kuralım. Alo. Alo. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ben 8000 MF 3 sıralamam 8000. Yazar mısın? Evet. Denizli Pamukkale Tıp Fakültesini düşünüyorum ama seneye sınıfları 300 kişilik falan olacakmış hazırlıklar kalktığı için. Evet. Bunun handikapı nasıl olur? Onu öğrenebilir miyim acaba? Bunun? Handikapı yani. Handikap, sıkıntısı neleri, olur, sıkıntı olur mu? Nasıl diyeyim ben size? 300 kişi olması. Bu sene 160 kişi okumuşlar. PDO sistemi varmış. Hani 11'er kişilik sınıflarda PDO sistemiyle okumuşlar. Seneye 300 kişi olacakmış. Yani eğitim sisteminin bayağı zayıflayacağını söylüyorlar. Yani nasıl olur sizce? Ama bu hazırlık sınıfına 8000 MF3. Doğru anladık değil mi o kısmını? Hocam bu hazırlık sınıfının kalkması bütün ülke için geçerli değil mi? Bütün hazırlık sınıfları var. Yani İngilizce hazırlık bütün üniversitelerde var. Hı-hı. Kalkması diye bir şey yok. Tıp fakültesiyle ilgili öyle bir şey yok. Yok İngilizce zaten burası da İngilizce olduğu için hazırlık sınıfı Hı-hı. devam ediyor. Tamam. Şimdi biraz önceki... Teşekkür ederiz cevaplandırmaya çalışacağız. Biraz önceki sorudan gidelim Mehmet Bey. 190 tamam. bininci sırada arkadaşımız. Nereler gelebilir? İstanbul Aydın Üniversitesi %50 burslu gelebiliyor. İngilizce eğitim veriyor. Kadir Has gelebilir. İstanbul Bilgi Üniversitesi tam paralısı 201 bin olarak gelebilir. Ama endüstri mühendisliği lüks bir alan. Endüstri mühendisliği İsviçre çakısı gibi bir alan. Değil mi? Çok harika bir fabrikada bir tabii kesinlikle bir alanda yani bir fabrikada üretimle ilgili, satışla ilgili her alanda her şeyi bilen kişi demek ki. Yalnız tek bir handikapı var. Büyük ölçekli fabrikalarda çalışabilirsiniz. Örneğin Vestel gibi, örneğin Arçelik gibi. Çok özür dilerim. Hani yani orada yayın ilkeleri gibi. Büyük ölçekli üniversitelerde. Dolayısıyla bir makine mühendisi Denizli'de veya Anadolu'nun herhangi bir kentinde bir elektrik mühendisi birçok fabrikada iş bulabilirken maalesef endüstri mühendisi çok çapı büyük olduğundan dolayı çok gerçekten iyi bir eğitim aldığından dolayı her yerde istihdam edilememe riski var. Evet. O yüzden öğrencimizin ilk yılı ise tekrar düşünmesini ben tavsiye ediyorum. Efendim? Alo. Efendim? Merhabalar, hoş geldiniz. Tıpla ilgili. Buyurun. Merhaba. Biz MF3 sıralamız 24.300. GATA tıpın gelme ihtimali var mı acaba? Bunu öğrenecektik. Tamam hocam. Tamam, bakalım. Tamam, cevaplandırmaya çalışalım. Aradığınız için teşekkürler. Biraz önce hanımefendi evet, tıpla ilgili evet Denizli yazarsak 300 kişi olacak. Bunun eğitimde bir handikap oluşturup oluşturmayacağı. Şimdi bunu planlayan,
kurullar, işte üniversitenin kendi konseyi, daha sonra YÖK, hangi üniversitede kontenjan artımını neye göre olacağını zaten biliyor. Öğretim üyesi sayısı, derslikteki fiziki duruma göre planlamasını yapıyor. Eğer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 300 kişi alabileceğine inanmışsa, oradaki kadronun bunu rahat bir şekilde çevirebileceğine inanmışsa 300 kişi alınmıştı. 400 olsaydı 400 alınırdı. Dolayısıyla velimizin burada mütmain olması lazım, rahat olması lazım. Nihayetinde tıpta dönüp dolaşıp şuraya geleceğiz Mehmet Bey. Bütün tıplar için geçerli. TUS başarınız söz konusu. TUS'ta da aynen dershaneler gibi 6 yılın sonunda gideceksiniz bir dershaneye. İşte Deniz'de halen o anlamda bir gelişme yok. Büyük şehirlerdeki TUS dershanelerine gidip öyle başarılı olabiliyorsunuz. Hani burada aldığınız eğitim tabii ki çok 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 önemli. Ama bunu planlayanlar kesinlikle herhalde bunu düşünmüşlerdir, evet, diye düşünüyorum. En güzel değindiğiniz nokta o. Yani evet, fakülte bunu düşünmüşse. Kesinlikle. Yani onu aşabileceği, evet, bir konudur. Aynen. Tekrar bir sorumuz var. Alo. İyi günler. İyi günler, merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun, sorun. Hoş bulduk. Ben TSE 2 puanı 430 aldım. Türkiye'de ilk 5000'deyim. Tebrik ederim, gayet Pamukkale, güzel bir sonuç. Pamukkale Üniversitesi Türkçe öğretmenliğini istiyorum. Sizce gelir mi? Sorunuza cevap verelim. Bir tekrar kendi puan türünüzde 5000'incisiniz değil mi? TSE 2. Türkiye'de ilk 5000'deyim. Pamukkale Üniversitesi Türkçe öğretmenliğini düşünüyorum. Tamam. TSE2'de 5000'de. Yanlış duymadın değil mi Mehmet? Evet, doğru. Evet, 5000'deyim. Şimdi biraz önce MF3'te 24.300'üncüydüm. Ben GATA tıp tamam, dedi. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. GATA tıp diye bir arkadaşımız vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. En son şimdi GATA'da kız erkek diye ayırıyor. En son hemşirelikle ilgili. Hemşirelik soru mi sormuştun? Hemşirelik diye. Hemşirelik 23.300, 24.000. Bizim öğrencimiz 24.300 de Mehmet Bey. Evet. Geçen yıl oraya alınan öğrenci, kız öğrenci için söylüyorum, 110.000'de imiş. Rahatlıkla. Dolayısıyla gözünü kapatıp yazabilir yani. Artık kendi tercihine kalmış yani. Evet. Evet. TSE2 5000. Arkadaşlarımızın sorusu olacak herhalde. Yazılı olarak alabiliriz. Şeyi de cevaplandıralım. Pamukkale Üniversitesi. Evet. TSE2 5000. sıralamada olan. Sorumuz var. Alo. Tamam, bekliyoruz. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Tekrar alabilir miyiz? Anlamakta zorlandık ama bir kere daha tekrar edebilir misiniz? Evet Mehmet Bey, şimdi evet, biraz önceki öğrencimiz ben Türkiye'de TSE2'de 4-5000'inciyim dedi. Pamukkale Üniversitesi'ne yerleşebilir miyim? Şimdi oraya geçen yerleşen öğrencimiz 16.600'de yerleşmiş. Hocam tekrar bir virgül koyacağız. Bugün çok yaptığımız bir şey belki ama bekletmek de istemiyoruz izleyicilerimizi. Alo. Alo. Buyurun. GATA tıp için soracaktım. Erkek bölümü için. Sıralama 24.300. Gelebilme ihtimali var mı acaba? Biraz önce siz sormuştunuz değil mi? Evet, ben sormuştum ama hepsini sorduğuma değil. Biz onu hemşirelik olarak değerlendirdik de. Şimdi MF3'te 24.300'üncüsünüz. Erkek kız için mi konuşuyoruz? Erkek için. Erkek, tamam. GATA tıptan bahsediyoruz. GATA tıptan, aynen. Teşekkür ediyoruz. Yayında teşekkür kalırsanız ederiz, cevaplandıracağız. Tamam. Görüşmek üzere. Mehmet Bey, geçen yıl GATA 23.300. öğrenciyi almış. Bizim sıramız 24.300. Şimdi tercih yaparken en önemli noktaya geldik. 3 aşama var. Buna kadar soru almasak çok sevineceğim. Burası tamam, çok önemli çünkü. Zaten son 3 dakikamız bu, evet, şey olarak. İlk önce şunu sorayım. Zamanımız var mı? Ben size tabiyim. Öyle mi? Tabii. Pekala. Sevgili izleyiciler, süremiz bittikten sonra tabii reklam arası vermek durumundayız. Daha sonra tekrar sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Ve bu arada hocam bu bilgilendirmeye devam edecek. Şimdi ideal, gerçekçi ve sigorta diye tercihlerimiz var. Tercih bu üçüne göre dizayn edeceğiz. Ben GATA'dan hareketle örnekten gideyim. Bizim öğrencimizin ideal tercih, yani Türkiye'de siz bir numara neresi alıyorsa oradan yazabilirsiniz. Bundan başlayalım. 1000'den başlarsınız. 23.000 hatta 22.000'e kadar sizin ideal tercihleriniz. Ne demek ideal?
Gelme ihtimali zayıf ama yazılabilir, her şey olabilir. Gelmesi mümkün değil diye bir şey söylemiyoruz aslında. Ama ya gelme gelirse, ihtimali ya gelirse, ya gelirse diyoruz zaten. Yani istemediği bir hayır, daha onları olmaz o. İstemiş olacak. Tabii. Ben istiyorum ama puanım onun altında, yazayım mı? Mesela ben 20 binlik bir yer, ben 25 bindeyim, 20 binlik bir yere yazayım mı? Kesinlikle yazmalım. Bu ideal tercih. 22 bin ile 24.300 ya bizim öğrencimiz. 27 bine kadar gerçekçi. Bizim sıralamamıza çok yakın. Buraya yazdığınız yerler çok kritik. Gelme ihtimali %99.9. Ben bu yıl hocam açıkta kalmak istemiyorum. Kesinlikle bir neresi olsa gideceğim diyorsa 27 binden sonra 100 bine kadar yazabilirsiniz. Sigorta olsun diye. Tercihleri buna göre dizayn edeceğiz. Dolayısıyla GATA sorusundan hareketle gidelim. 23.300 arada 1000 kişi var. Tabii ki bu 1000 kişi hiç kayda değer bir oran değil 2 milyonda. Gönül rahatlığı içerisinde yazabilir. Gelme ihtimali %90. Evet. O zaman izleyicimiz sevinmiştir bu habere. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası verelim. Daha sonra hocamın müsaitliği ve bizim yayın süremizin müsaitliği noktasında sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Kısa bir reklam arası. Görüşmek dileğiyle. Denizli Spor 2015-2016 futbol sezonu öncesi sahaya çıkıyor. Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri yeni kadrosu ve yeni yönetimiyle ilk sınavını